Bir soru daha geldi. Soru şöyle. Pakistan asıllı Amerikalı tanınmış din adamı Numan Alihan, Bakara suresinin ilk ayetlerine dayanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelecek birine inanmaya ihtiyaç olmadığını söylemiştir. Bu iddiaya nasıl cevap verilir? Söz konusu ayetler şu şekilde. Burada Bakara suresinin ilk 3-4 ayetini yazmış kendisi. Raşid Bey. Ne ne yazmış mesela? Meali mi yazmış yoksa Arapça Yok, mı yazmış? Yok Arapça yani kendisi Bismillahirrahmanirrahim okuyayım isterseniz. Hı. Bu kitabın en mükemmel olduğuna hiç şüphe yoktur. Tamam. O Allah'ın takvasını benimseyenlere yol gösterendir. Onlara gaybe inanır, onlar gaybe inanırlar. Namazı ayakta tutarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gelen hidayetin tam üzerinde olanlar da işte bunlardır. Muratlarına erenler de ancak bunlardır. Evet. burada nasıl çıktı efendim ki? Yani onun delili nedir? Nasıl söylüyor ki efendim buradan sonra kimse gelmeyecek? O zaman böyle bir soru bizim sormamız lazım ki efendim Kur'an-ı Kerim'in eğer bu ayetlerinden böyle anlam gerçekten çıkıyorsa. O zaman neden Cuma suresi indi zaman ve orada efendim ve aharina minhum lamma yalhaku behim ayeti indi zaman ki Muhammed sallallahu aleyhi ve daha sonra gelenlere de gelecektir ve onlar henüz bu ashabla ulaşmış buluşmuş değiller. Bu ayet indi zaman ashab-ı kiram şaşırdı. Buhari'de bu hadis var ayet Kur'an-ı ayetidir. açıklama Resulullah sallallahu aleyhi ve ne ayetidir. Yani bu tefsir Resulullah ayetidir. Bize hiçbir bize ayet olan bir şey yoktur. Ayet Kur'an'ın ayeti, tefsiri Resulullah'ın tefsiri Buhari'de bu mevcuttur. Ayet bu ayet indiği zaman Ashab-ı kiram çok şaşırdı ki Allah Allah bu nasıl olur? Çünkü ayetten öyle anlaşılıyordu ki sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve tekrar gelecek ve ahirin daha sonra gelenlere gelecek. Onlar henüz ashabla, ashaba kavuşmuş değiller ve bu çok böyle tuhaf bir durumdu ki sonra gelecekler yani bizden sonra gelecek bizimle buluşmayacak ve Resulullah onlarla gelecek bunun üzerine ashab-ı kiram sordu manhum ya Resulullah ey Allah'ın Resulü kim onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da cevabını bilmiyordu için bir şey söylemedi İki, üç, üçüncü kere bu soru soruldu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti buydu, adeti buydu. Eğer bir sorunun cevabını bilmiyorsa kendi kafasından hiçbir zaman cevap vermezdi. Allahu Teala'dan cevabını beklerdi ve cevap geldiği zaman açıklamada bulun, bulunurdu. Nitekim üçüncü kere bu soru sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Salman Farsi r.a. Arap olmayan bir sahabi oturuyordu onun omuzuna elini koydu dedi ki lau kanel imanu muallakan suriya la nalahu rajulun aw rijalun minha haulay iman eğer suriya ve ülker yıldızına giderse yeryüzünden yok olup bunlardan birisi veya sahabi diyor ki veya bir kaç birisi mi dedi bir kaç kişi mi dedi onu geri getirecek o imanı geri getirecek şimdi रसूल सल वसलम बुरदा बु अचक चाहेदी के बू आयत तकरार गैले जैक औलान बीदन बाबिक मन होम या रसूल रसूल किमें गैले जैकन ब रसूल सल्हल सोलदी क्या फैन बैन दिल यानी साबिक रामन अकुलंद सोरू के रसूल्ला कैंदी से गैले जैक रसूल सल्हल वसलम उन्हू दुजैलती सलमान फारसी ने omuzuna elini koydu ve dedi ki bunlardan birisi gelecek. Ne zaman gelecek efendim? İman ülker yıldızına gittiği zaman, yeryüzünden yok olup gittiği zaman ve bunu biz açık açık hadislerden bütün İslam alimi bunu biliyor ki ke, Kur'an-ı uh, Kerim'de öyle ifadeler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve hadislerinde açık açık var ki uh, iman yok olacağı zaman, iman bir zaman gelecek, yok olacak bugünlerde olduğu gibi ve o zaman Allahu Teala vadlen Mesih ve Mehdi gönderecektir ve bu iman o zaman yani, ne yok olacak ve Mesih ve Mehdi gelip onu geri getirecektir. Nitekim eğer birileri o ister Pakistan asıl olsun ister Arap asıl olsun eğer Bakara suresinin bu ilk 3 dört beş ayetinden böyle bir sonuç çıkardıysa onun çıkardı sonuç Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu Buhari bir bu, bu hadisine göre çıkar sonuçtan yüzde yüz ters düşmektedir. Uh, Nitekim isteyen Amerikalı o uh, Pakistanlı inansın ister Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inansın ve, ve, ummetin ümmetin öteden beri ashab-ı zamanından başlayıp şimdiye kadar inandı bir inanış vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatımın olmasına rağmen bu ümmet bir peygamberin yüzünü görecektir. Ee, ve e, fark bu onlar diyorlar ki ahmedi olmayan e, diyorlar, diyorlar ki efendim o gökte bir yerlerde oturan İsa'dır geri gelecek. E, biz diyoruz ki hayır o vefat etti bu ümmetin ferdidir ve bu, burada, bu konuda biz yalnız değiliz. Ümmetin bir sürü e, büyükler vardır bunu söyleyenler onlar bu konuda bizimle beraber diller ki o, o, kişi bu ümmetin bir ferdi olacak ama ortak ümmetin ortak bir inanış var. İster Ahmadi Müslümanlar olsun ister gayr Ahmadi Müslümanlar nedir o inanış efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyin olmasına rağmen bu ümmet kıyametten önce bir peygamberin yüzünü görecektir ve o bu, onun bu, o peygamberin gelişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatimiyetine aykır olmayacaktır. Bu ummetin ortak bir inanıştır. Bugünlerde bazı modern hocalar çıktı. Onlar öyle iddialarda bulunuyorlar ama onların bu iddialar arkasında ne Kur'an-ı Kerim var, ne sünnet var, ne hadis var, ne ummetin büyükleri vardır efendim. O yeni yeni fikir efendim kimse gelmeyecek. Bu yeni bir fikirdir. Yeni yeni, yeni türemiş olan bir fikirdir. Yeni inanış budur. Kimse gelmeyecek bu yeni inanıştır ama ümmetin 1500 seneki inanış birisi mutlaka kıyametten önce gelecek şeklindedir efendim. Evet, teşekkürler